Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Motoport'tayız. Gördüğünüz gibi bir motosiklet mağazası. Şöyle insanları çok çekmeden etrafı biraz çekeyim, size göstereyim. Size biraz buradaki ikinci el sıfır motor fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Bu konuda çok soru gelmişti. Şöyle hemen ilk motorumuzla başlayalım. Kawasaki Ninja 650. Şu an herkesin gözleri yaşlı. Ülkemizde çok pahalı. Burada gördüğünüz gibi 6.990 Euro, 2018 model, plakası yazıyor, 9.700 kilometrede. Bu da aylık taksit fiyatı, yani buna tabii çok senedir, 6 sene mi yazıyor, ne acaba? 6 ay. Garanti. 6 ay garantisi var. Aylık 85 Euro ödeyerek bunu alabiliyorsunuz. Burada ortalama asgari ücrette böyle 1600-1700 aralığında olduğu için hani bayağı uygun alınabilecek bir motor. Hani böbreğe satmadan sahip olabilirsin yani motora. Şöyle yandan da çekeyim. Evet, burada da gördüğünüz gibi başka çılgın bir motor. Bunu Türkiye'den hatırlıyorum. ZZR 1400 bir binmiştim. Acayip sıra dışı bir şey. Gördüğünüz gibi Kawasaki ZZR 1400. 2006 modeliymiş. 31 bin kilometrede. Bu da 6000 euro. Ve aylık 600 euro taksitle alınabiliyormuş. 2006 model. Gördüğünüz gibi şöyle bir konsol da çekeyim. Manyak motor. Gördüğünüz gibi. Arkaya da kutu koymuşlar. Motora bayağı ayıp etmişler kutu koyarak. Evet, burada gördüğünüz gibi başka bir model. Z1000 ABS'li modeli. Şöyle göstereyim. Manyak bir makine yine. Gördüğünüz gibi. Aynalardan uzak duralım. Bu da gördüğünüz gibi 11.590 Euro ve 2018 model. Yine sıfır değil. Sıfır burada birkaç motor var zaten. Aylık takside 130 Euro. Tabi bu 6 sene falan, yani öyle çok ucuz durduğuna bakmayın. 6 sene 5 sene ödetirler yani. Alt kısımda böyle bayağı kızgın duruyor. Bu da 650'si. Bu küçüklere pek bakmayacağım. Hadi yine şöyle göstereyim. Aylık 75 Euro ödeyerek alınabiliyormuş Z650 ABS'de. Şöyle yine göstereyim, ayıp olmasın. Burada da Z900 ABS var. Bunlar hepsi aşağı yukarı aynı motorlar yani. Aslında bir gün buradan isteyip test sürüşü de yapabiliriz yani. Bir konuşuruz. Adamlar hoşuna gider bence video çekmem. Video çekeyim deyince de bayağı hoşlarına gitti zaten. Çek ya, hallet ya, yap ya falan yaptılar. Bu da Aprilio Tuono V4 diyor. 19.475 Euro. Bu muhtemelen çok yeni. Evet, 952 kilometrede. Aylık 215 Euro ile alınıyor. Şöyle yandan çekeyim. Yani gerçekten bayağı heybetli duruyor motor. Göründüğü gibi yani gerçekten. Şöyle buralar karbon falan. Orijinal karbon. Aprilia. Şöyle yandan da çekeyim. Plakalı tabii. İkinci el olduğu için. Şimdi bir de şurada. Dur, şuradaki deli motorlara bakalım. Bunu tanıyorsunuz. Kawasaki H2. Parlıyor. Yukarı yükseğe koymuşlar ki hiç kimse oturmaya kalkmasın diye. Fiyat yazmıyor ama bunda. Bunun fiyatı yazmıyor. Yansımam da çıkıyor. Granajlar o kadar parlatılmış ki. Fiyatını sorarız belki birazdan. Bu da onun çıplak versiyonu. Sanki evde basılmış da camdan kaçmaya çalışan versiyonu. Kawasaki ZH2. Bu 0 kilometre. Fiyatı da 20.000 euro. Aylık yine 200 euro taksitle alabiliyormuşsun. Bayağı erişilebilir görünüyor ama 10 sene 200 euro ödersen bayağı bir para ediyor aslında. Şöyle yandan çekelim. Ciddi bir güzellik var yani motorda. Kalıplı yani. Şöyle şuradan çekersem anlaşılıyor gerçekten kalıplı olduğu. Hani şu. Şunu düşünsene. Alacaksın bunu, vuracaksın kırbacı. Bayağı güzel. Daha yüksekteki versiyonu. Bu farklı renkleri. Gördüğünüz gibi. Şöyle çekelim. Yeşilli versiyonu. Tabii ki logomuz burada. Biraz da şuradan çekeyim. Çok şık bir motor. Bunda da fiyat yazmıyor. Muhtemelen bu da sıfır. Ama diğerinde yazıyordu zaten. Renk renk fiyat değişiyor mu bilmiyorum. Burada bu bizim Türker'in motordan. Ninja ZX6R 636 yazıyor biliyorsunuz. Bizim motorlu çocuk. Burada 10.000 euro, 11.000 euro. Kaç bindeymiş?
Kilometre 10.999 ne lan? Ha yok, kilometre yazmıyor. Bu herhalde sıfır mı diyeceğim, yok değil ya. 24 ay fabrika garantisi var. Bu herhalde sıfır ya. Anlamadım tam ama sıfır. Aynen sıfır. Gördüğünüz gibi. Burada bu farklı versiyonları versiz. Çok onlara girmeyeceğim. Exant değişik motorlar da var böyle. Cafe Racer gibi. 13.500 euroymuş bu da. Çok ilginç yani şekli şemali. 900'lük Z900 RS. Şöyle konsolu görmeye değer. Gördüğünüz gibi eski zamanlara götürüyor insanı. Bu farklı bir rengi var. Bir de burada Türkiye'de çok bilinmeyen bir motor, Moto Guzzi. Duyulmuş, bilinmiş ama çok yaygın değil. Burada bu çok acayip, egzantrik, farklı bir modeli. Fiyatı da şöyle, 15.000 euro. Bakayım, 0 kilometre. Bayağı güzel yani. Hani buna binmek isterdim yani gerçekten. Şöyle bakınca insanın gözünü dolduruyor yani gerçekten. Farklı renkleri falan da var. Şurada bir tane de devasa bir versiyonu var. Harley Davidson'a benzeyen ama kamyon motoru takmışlar sanki. Şuna baksana. Brembo fren kaliperleri. Karbon detaylar. Bunlar hep karbon. Jantta mı karbon? Yok, karbon. Kapak var jantta. Böyle bir motor da var. Şimdi bunlar güzel. Bunları göstermek istedim. Bir de diğer tarafta daha uygun modeller var. Onları daha dip dibe koydukları için onları en son çekeyim dedim. Ya tarafında gezmeye pek yer yoktu. Şöyle gideyim hemen oraya. Evet, bunlar da daha dip dibe konulanlar. O yüzden burayı şimdi çekeyim dedim. Şimdi aralarda girecek yer yok. O yüzden bayağı devasa bir kalabalık. Hemen şu MT10'dan başlayalım. Benim de ilgimi çeken bir motor. Gördüğünüz gibi 12.000 euro, 15.000 kilometre yakın. Taksit maksit yok. Bunu böyle alacaksın diyor adam. Belki yapıyorlardır taksit ama kaç modelmiş ona da bakayım. 2016 model. Konsol zaten deli. Gördüğünüz gibi bayağı şık. Gıcır gıcır. Burada 09 var. Kırmızı çirkin rengiyle. Gördüğünüz gibi depo kilitsiz. Honda CBR500R modeli, 2015 model ve 4500 kilometrede 5000 euro. Şöyle bakalım. Tip canavar ama çok hızlı gitmiyor maalesef. 500 kadar değil yani, bir 500'lük değil. GSXS. Aynen bu neymiş lan böyle? Ben bunu görmemiştim daha önce. Tombik. Şuna bak, şekle bak. 9000 euro. 2016 model. Ya şimdi şöyle bir hayal kurunca, ki kuramıyorsun hayali. Düşünsene 9000 liraya şunu alıyorsun yani. 9000 TL. Ya da ne bileyim hani öyle bir şey. Aprilia. Bu da binlik. 2006 model ama ne kadar yeni duruyor. Adamlar parlatıyor motorları, ondan sonra kanıyorsun sen de yeni diye. Ama burada mağazalarda genelde hep aynı şey yapılıyor. Türkiye'de de yapılıyor. Bir boya, bir badana, bir parlatma. Bu da neymiş ya böyle? Bu bildiğin custom yapmışlar motor, bak. Şekle bak. Yılan mı desem, timsah mı desem? Yamaha MT-01. Tabii 2005 motor, 2005 model motor anca böyle renklendirip satarlar. 8000 euro. Aylık yine 80 kağıt verip alınabiliyormuş ama şu egzozlara baksana ya. Elim kadar lan. Kocaman yapmışlar yani. Gösterişli olsun diye. Bunu görmemiştim. Detaylar bayağı iyi. Eski ama temiz. Burada bir de Suzuki'miz var. Bunlar biraz çirkin modeller ama nefes alsın yeter yani. Bazen de öyle insan düşünüyor. Böyle bir model. GSX-S 1000 Katana. 12.000 euro. Yani servet aslında, bakın şu anda 100, 120 milyara yakın para yani. Türk lirasıyla düşününce. Öyle arkadaşlar, buradaki motor fiyatlarından sizlere biraz böyle bilgi vermek istedim. Kısa bir video. Çok sorulmuştu. Böyle videolar daha çok gelsin istiyorsanız eğer videoyu beğenebilirsiniz ve yorumlara bunu yazabilirsiniz arkadaşlar. Böyle biraz genel, çok detaylara girmedim. Çünkü o kadar çok motor var ki hepsini 10 dakika video çeksem
galiba aylarımı burada harcamam gerekecek. O yüzden buradan Motoport'a teşekkür ediyoruz. Video çekmemize müsaade ettikleri için. Şöyle son motor. XT 1200 Super Tenere. Bu da manyak hasta bir motor. Şöyle yandan bir göstereyim. Böyle motorları da seviyorum da işte yani hepsinden olsun istiyorum. Bir Naked, bir Tenere olsun, bir Racing olsun. Hepsinden olsun yani gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar, Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, dikkatli sürün. Hoşça kalın.